başrol desin. Dünya bir sahneyse kendi hikayeni izleyeceksin. Hayat bir tiyatro, sen de başrol desin. Dünya bir sahneyse kendi hikayeni izleyeceksin. Neden öyle bakıyorsunuz? Çok mu sessiz ortalık? Gözünüzü dört açın öyleyse. Çünkü uzun sürmez bu rahatlık. Ne matkap çekiç sesleri ne de olmaz diye kükreyen usta sesi eksik olurdu bu evden. Gün olmayan oldurmayla başlar da tatlı bir yorgunlukla bitiverirdi. Efendim, bu gördüğünüz bir evin salonudur. Evimizin sahiplerinden İbrahim Bey, cimrilerin cimrisi, pintilerin pintisi, ne gerek var İbrahim? Ha şu eve bir kepçe alalım demişsiniz, ha ciğerini sökmüşsünüz adamın. Buradan sıkar, buradan içer. Evin haylaz köpeği Luna ise, sokaktan dönmek bilmeyen, dışarı dedin mi kulakları dikilen, kemik budalası bir köpek. Tıpkı her patili dostumuzda olduğu gibi. Evin sahibesi, muhterem şahsiyet, güzeller güzeli, mükemmelliğin vücut bulmuş hali Burçak Hanım efendiciğim, öyle mi? Ah, yalnızca güzelliğiyle değil, becerikliliğiyle de nam salmıştır karavan camiasına. Hangimiz onun gibi olmak istemeyiz ki? Yalnız laf aramızda, huysuz, aksi, nemrut bir tarafı da vardır kendisinin. Sakın benden duyduğunuzu söylemeyin ama o yönüyle tanışmayı hiç istemezsiniz. Hayır, ben kendimden biliyorum. Neyse efendim, biz konumuza dönelim. O gün her zamankinin aksine daha sessiz başlamıştı. Ne İbrahim'in dırıltısı, ne Burçak Hanımcığımın zırıltısı, ne de Luna'nın vıyıltısı. Etrafta kimsecikler yoktu. Sadece kuş sesleri ve sakin bir günün ilk saatleri. Burçak! Efendim, isterseniz biz ta en başa dönelim ve bu karavan nasıl oluşmuş hep beraber izleyelim. Yahu neredesin sen? 2 saattir seni burada bekliyoruz. Geldim işte. Efendim, siz Burçak'ın anlattıklarının kusuruna bakmayın. Tiyatromuz kapandığı günden beri bir türlü rolden çıkamıyor. Oyunlarla yaşayıp duruyor. Sahneyi özledin galiba. Galiba mı? Herkese merhabalar. Merhabalar, ben deli değilim. Evet, uzun bir aradan sonra işte eserimizle karşınızdayız. Uzun bir ara demişken gerçekten yapım sürecimiz uzun sürdü. Ve biz bu anı inatla, gururla, sabırla, gayretle bekledik. Evet. Hem yeni evimize yerleşebilmek için hem de yeni evimizi sizlere sunabilmek için çok bekledik ya. Tam tamına 12 ay alnımızın akıyla sıyrıldık bu işten. Hüşt dedik, sildik. Yaşadıklarımızı tarihten de sildik. Evet. Tarih demişken tam tamına 1 yıl sürdü. Evet. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Emeklerimizin karşılığını aldık ya. Aldık. Gerçekten tebrik ederim. Ortaya tezimizi sunacağız birazdan. Alan alan, satana da hayırlı olsun. Evet, eser demişken ve size bu muhteşem eserin adını açıklayalım mı? Açıklayalım. Olmazsa olmaz çünkü. Evet. Onu da çok bekledik. Öyle güzel bir isim seçtik ki çok içimize sindi. Evet. Hem de bu karavanımıza çok yakıştığını düşünüyoruz. Ama bence şaşıracaksınız. Çünkü artık biz mitoloji serisini kapattık Oliva ile beraber. Onlar bir üçleme oldu diyebilir miyiz? Panelvan üçlemesi. Tragedya üçlemesi gibi. Aynen. Onu kapattık ve şimdi yepyeni bir sayfa açtık. Hem Zeki Mürenciğimize ithafen, evet, ki bu ipuçlarından biriydi. Hem nostalji sevdamıza ve eski İstanbul sevdamıza ithafen. Hem de kelime anlamı olarak şirin ev, güzel ev ve bülbül yuvası anlamı olarak işte karşınızda Aşyan! Evet, isimle ilgili düşüncelerinizi, yorumlarınızı videoyu durdurup yorum kısmına yazabilirsiniz. Tabii evi önce bir görün. Ondan sonra hissedin, bir her detayına bakın. Ondan sonra gerçekten isim yakışmış mı, yakışmamış mı? Ondan sonra yorum kısmına yazın. Evet, herkesten düşüncelerini her anlamda isim olarak, kasa olarak, içi olarak bekliyorum. Çünkü gerçekten bu anı dediğim gibi sabırla beklemiştik. Bakalım neler düşünüyorsunuz? Sonuçta hep beraber yaşıyoruz bu evin içinde. Evet, sözü fazla uzatmadan
Hemen aracımızı tanıtmaya geçelim. Bizi takip edenler zaten yakından neler yaşadığımızı, neler yaptığımızı çok iyi biliyorlar. Neler çektiğimizi de. Ama aramıza yeni katılan takipçilerimiz var. Hoş geldiniz öncelikle hepiniz. Hoş geldiniz. Evet, kısaca bir özet halinde neler yaşamışız, biz kimiz, bugüne kadar nereden nereye geldik ve nasıl ortaya çıkardık bu evi, ondan bahsedeceğiz. Ama hemen bir parantez açmak istiyorum. Bizi takip ediyor olsun olmasın, yeni gelsin gelmesin hiç fark etmez. Belki aramızda hala abone olmayan vardır. Evet. O yüzden abone olmayan varsa lütfen pamuk eller cebe diyorum ve şapkamı açacağım. Bence pamuk elleri cepten çıkartın demem lazım. Lütfen videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Bu bizim için çok önemli çünkü en azından video çekmek için hevesimiz oluyor. Bu arada katıl butonumuzu da aktif ettik. İsterseniz katıla destek olup bizi her türlü anlamda destekleyebilirsiniz. Efendime söyleyeyim, çay ısmarlamak isteyecek olan olur, Luna'ya mama desteği olabilir. Ya da mazotu ateşlemek isteyenler olur. Hepinizden... Abiciğim dilenci değilim abi vallahi. Bilir abi. Oraya bu arada bugüne kadar katıla destek olanlara da çok ama çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Hoşça kalın. Evet. Hadi lafı fazla uzatmadan. Yeni salladın İbrahim. Çok gevezelik yaptık çünkü sizlerle konuşmayı da çok özlemişiz. Çok özlemişiz ama gerçekten. Ama en azından biraz kısaca kendimizden bahsedelim. Biliyorsunuz biz bir panelvan almıştık ve içinde tam zamanlı gezgin hayatı sürdürüyorduk. Evet. Fakat aramıza haylaz köpeğimiz Luna'nın katılmasıyla artık büyük bir eve taşınma ihtiyacı hissetmiştik. Ta Okeanos'u yaparken de bu fikir aklımızı kurcalıyordu. Evet. Fakat bir tiny house alıp bir arsaya yerleştirmekten ziyade o gezgin dinamiğini bize sağlayacak bir araç araştırmaya başladık. Ve tiny house formunda onun dinamiklerine sahip aynı zamanda motokaravan gibi bizi istediğimiz yere götürebilecek evet. Ev konforundan vazgeçmeyeceğimiz güzel bir araç arıyorduk. Evet, araştırmalarımız sonucunda bu tiny house dinamiklerini sağlayacak aracımızı Iveco Daily olarak tercih ettik. Ama kamyon modelleri vardı bir de Daily'nin. Hem taşıma kapasitesi daha fazla 7200 kilo hem de ama çok güzel bir özelliği var. Bu kadar ağır bir yükü taşımasına rağmen çok ama çok az yakan bir araç. Kilometre 100 kilometrede 12 ila 14 litre arası yakan bir araç. Hem yumuşak hem hesaplı. Şimdi biz şeyden bahsedelim. Aracımızı kupe olarak aldık. Şasiydi. Üzerine bir kasa inşa etmeliydik. İşte nasıl bir tasarım yapacağız? Nasıl bir karavan inşa edeceğiz? Onun için araştırmalara başladık. Bu çok daha kısa sürebilirdi. Hemen kompozitten işte sağına soluna parça parça yapıştırıp ortaya bir kasa inşa edebilirdik. Yani bir yıl sürmesi aslında bizim monoblok diye tutturmamızdan oldu. Evet. Yani başka ürünlerde sadece kompozit değil başka ürünlerle de daha kısa sürede yapılabilir. Şipşak. Fakat İbrahim monoblokçu. Tek parça tutturdu. Olsun, sağlam olsun, rigid olsun, güçlü olsun istedik. Sadece kasanın yapımı 5,5 ay sürdü diyebiliriz. Evet. Bir de şöyle bir dezavantajımız vardı. Kasayı yaptırdığımız yerde ilk defa böyle bir şey yapacaktı. Ve zaten araştırmalarımız sonucunda bu şekilde özel tasarım yapabilecek bir yeri de bulamamıştık. Bulamadık. Sağ olsunlar bize çok yardımcı olacak ve de kafası açık insanlarla çalıştık. Zaten videonun sonunda kendilerinden de bahsetmiş olacağız. Evet, o zaman sözü uzatmadan aracımızın dışından başlayalım. Daha sonra da içine hızlıca geçelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seni kameranın arkasına alalım. Kameraman görevi tamam. Sen ol. Ve üzerine evimizi inşa ettiğimiz aracımızdan bahsetmek istiyorum. Aracımız Iveco Daily 7200 kilo taşıma kapasitesi olan 4750 şasi uzunluğunda. 3000 motor 150 beygir bir araç. 2016 model olarak tercih ettik biz aracımızı. Sadece kupası vardı bir de şasi vardı. Herhangi bir kasa yoktu üstünde. Kasayı işte dediğimiz gibi kendi istediğimiz TSE'nin bize vermiş olduğu ölçüler doğrultusunda uzunluğunu, enini ve yüksekliğini kendimiz ayarladık. Buyurun içine geçelim isterseniz. Şoför mahalline hoş geldiniz. Burası benim mekanım. Gitmeyeceğim canım. Önce size bir anlatayım. Aracımız 2016 modeldi. İşte gördüğünüz gibi jilet gibi tertemiz muhteşem bir araç bulmuştuk. Sadece buradan teyp kısmını söküp almışlar. Onun dışında İzmir'den geldi bu araç bize. Kamyon modeli işte dediğim gibi burada hala şey takografı falan var. Koltuk kılıflarını biz yeniledik. Yine Burçak'ın retro tasarımıyla harika bir deri kılıf tasarımı yaptık. Şu ikisinin harmanlanması muhteşem evet. Oldu bence. Tavanı da pandizotu da deri olarak uyguladık. Buralara mesela hala yetişmedi ama vernik sürecek Burç.
olacak söz verdi. Tabii vaktimiz çok kısıtlı olduğu için aslında yetiştiremedik. Normalde biz torpidoyu da boyamak istiyoruz. Yine yan cepleri, torpidoyu. Yani tamamen entegre haline getirmek istiyoruz. Televizyonu taksit bitti, burayı da yapacağız. İşte ben buraya bir geri görüş kamerası taktım. Yine offroad ışıklar olsun. Ön tarafta, arka tarafta aydınlatmalar, geri vites aydınlatmaları, şarjörün düğmeleri. Yani aslında bu kokpit bölümünde de böyle iyileştirmeler yaptık. Şöyle bir priz bile ekledik, bakar mısınız? Tabii. Yani çünkü seyahat halinde İbrahim telefonunu şarj edecekmiş. Ha, ben şarj edeceğim de seyahat halinde Burçak Hanım çayını içsin diye masa yapıldı buraya. Onu da göstereyim. Buyurun. Aynen. Çok güzel oldu ya bu. İçeriden kapatmalıyız. Bir de buradan da bir tane kilit koymalıyız Burçak bu arada. Onları unutmuşuz bak. Bir de şuraya şöyle star koltuğu yap. Rolden çıkamamış starımız. Evet tabii buraları boyamayı düşünüyoruz. Yine değiştirmeyi, yenilemeyi. Ya burada işimiz tam olarak bitmedi. Biz daha çok evin içiyle ilgilendik. Ama gerçekten ben bu bölümü çok seviyorum. Bir panel van rahatlığında arkadaşlar. Kamyon kullanıyorsunuz ama panel van gibi muhteşem. Her yere girip çıkabiliyor yani. Şeyi hatırlıyor musun? İlk aldığımızda çok yüksekti. Evet ya. Şasi halinde olduğu için tangır tangır zıplıyordu. Sürekli ve titriyordu. Bozuk bir araba aldık diye endişe etmiştik. Çok komikti. Evet. Hadi o zaman diğer tarafıyla devam edelim. Nereye gidiyorsun? Buradan geçebilirsin. Depolarını göstereceğim. Kasanın yapımına başlamadan önce karavan planlamamız belli olduğu için nerede, ne, hangi bölümde ne kullanacağımız çok belliydi. O yüzden biz de planlamaları tamamen böyle yaptık. Su depomuzu bir tanesini bu tarafa, sağ tarafa, diğerini de hemen karşısına sol tarafa yerleştirdik ki denge ağırlık hesaplamalarını ona göre planladık. Yine hidroforumuz, basınç tankımız, ana dağıtım noktası, kolektörlerimiz, evin içinde herhangi bir suyla ilgili bölüm yok arkadaşlar. Sadece hortumlar yukarıya ilgili alana dağılıyor. Tamamen aracın şasi bölümünden yürüyor. Bu tarafta da duşun atık suyu var. Yine mutfağın atık suyu da yine aracın orta tarafında. Dolum ağızları, hem bu tarafta bir dolum ağzı var hem diğer tarafta bir dolum ağzı var. Diyelim ki çeşme buldunuz, isterseniz sağ tarafa yanaşın, isterseniz sol tarafa yanaşın. Aracı döndürmek zorunda kalmıyoruz. Zaten yine çok da kolay olmazdı. Evet, bir uzun bir araç olduğu için çok kolay olmayacağı için onları düşündük. Yani buradan doldurduğunuz otomatik olarak diğer taraftaki depoyu da doldurmuş oluyor. Yine dıştan kasetli bir tuvalet kullanmıştık biliyorsunuz. Bu sefer dedik ki birazcık konforumuz olsun, birazcık para yıkayalım, tuvaletimizi, fırınımızı alalım diye. Yani bir de şöyle bir şey var, kasetli tuvalet zaten ama evet, diğer küçük portatif kasetli tuvalet bu evin içerisinden geçmiş olacaktı. Onu istemedik. O yüzden buradan direkt evet, alıp çanta gibi taşıyabiliriz. Valiz gibi taşıyorsunuz. Hatta gösterebiliriz. Olur, göstereyim. Hemen açayım. Anahtarı da cebimde. Kaç tane anahtarın var ya? Şöyle valiz gibi. Burçak'ın da rahatlıkla böyle yani havalimanına ondan valizini almış gidiyormuş gibi rahatlıkla taşıyabileceği. Böyle evet. Sempatik. Güzel. Alıyorsun, çok rahat bir şekilde boşaltıyorsun. Toplam 20-21 litre kapasitesi olması gerekiyor. Bu bölümü kilitleyelim unutmadan. Bu sefer camlarımızı da biraz büyük ebatta cam kullandık. Özellikle iki tane çift cam, açılmayan camlarımız var. Bunlar ısıya dayanıklı camlar. Yine içeride bir tren konsepti oluştursun diye işte büyük açılan camlarımız var. Yemek masasının, oturma alanının olduğu bölümlerde. Ve bu camları süsleyen muhteşem ama muhteşem Burçak'ın eseri tik ağacından çerçeveler var arkadaşlar. Bütün camları yaptık tek tek. Ve şurada da artık siz buna güneş mi dersiniz, ışık mı dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum ama o biraz insanın hayal gücüne göre istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ve işte projenin başından beri bizi acayip heyecanlandıran, böyle içimizi kıpır kıpır eden evimizin ana giriş kapısı arkadaşlar. Burası evimizin ön tarafı ama aracımızın arka tarafı diyebiliriz. Böyle tam bir tiny house görünümü, tam böyle bir country, çiftlik havası oluşturmak istemiştik. Bence hedeflerimize ulaştık. Çünkü bence zaten bizim böyle bir çiftlik evimiz olsun istiyorduk. Böyle önünden işte inekler geçen, Burçak böyle sallanan sandalyeyle orada sallanıyor. Gezen tavuk yetiştireceğim arkadaşlar. Luna yanında böyle ağzında bir tane çöple duruyor, pompalı tüfeği orada. Evet, bu çiftlik evi hayalimizi de ilerleyen zamanlarda gerçekleştirmek istiyoruz. Bakalım nasip olacak mı? Bence olur ya. Zaten bu evle onu karşılarız bir şekilde.
Bu tamamen bu profilleri ahşapla giydirdik. Evimizin her tarafını işte konsepte uygun olsun diye, Tiny House görünümü de oluştursun diye. Ve sahne spotlarımızı da buraya ekledik. Evet, sahne spotu olmadan olmaz arkadaşlar. Yine tavanda iki tane LED aydınlatmalarımız var. Onların kontrolü içeriden. Yine aracın sağında ve solunda dış aydınlatmalarımız var. Bir şey daha olmazsa olmaz. Salıncak. Evet, Burçak'ın salıncağı. Bizi tanıyanlar biliyor zaten. Hanımefendinin keyfine bakın ya. Bir sallanan sandalyeden iniyor, salıncağa biniyor. Oo! İbrahim, panel bandan o kadar farklı ki böyle gittiğin zaman uçuyor gibi. Karadeniz yaylalarındaki gibi. Oo, yaylaya karşı ırmağa gideydim. İrmağa gideydim. İrmağa. Evet, o zaman hazırsanız o muhteşem ahşap kapıdan içeriye girelim. Ve bakalım bu defa evimiz nasıl, hep beraber görelim. Evet, artık sizleri evimize davet edebiliriz. Burada yaptığımız en güzel iyileştirme bizim için yukarıya çıkmak çok zor olduğundan, yüksek olduğundan buraya tek tuşla açabileceğimiz bir basamak ekledik. Ve artık daha kolay çıkabiliyoruz. Buyurunuz. Evet. Şimdi sırada buradaki tiklerimizden bahsetmek var. Yani burayı döşemek bizim için bir zuldü. Burada yağ olmasına rağmen tabii ki yine kuruyunca eski haline döndü. Şu aradaki silikonları yapmak, onu zımparalamak bir zuldü. Fakat dış zemini, dayanıklılık, uzun vadede kullanım olarak en iyi çözüm olduğunu düşünüyoruz ve bu balkonun da atmosferini daha iyi yansıttı. Buraya daha geçici çözümler bulabilirdik ama böyle sağlam ve güçlü oldu. Evet, o zaman içeriye geliyorum. Buyurun. Hazır kapının önündeyken şundan da bahsetmek istiyorum. Evimizin kapısını içeriye özellikle açtık ki bu sallanan sandalyeyi buraya yerleştirebilelim diye. Sonradan kullanırken de fark ettik ki gerçekten hiç pişmanlık duyabileceğimiz bir şey değilmiş. İçeriye açılması büyük bir avantaj oldu. İlgilenenlere duyurulur. Aç artık, girelim içeriye yahu. Aç. Ay, aslında bir tane daha şeylerden falan bahsedecektim deyip uzatıyormuşum ama bu kadar heyecan yeter diyorum ve açıyorum. Evet. İşte karşınızda Aşyan! Evimizin içerisinde bizi heyecanlandıran o kadar çok detay var ki bunlardan en güzeli şu ipli şeylere bayılıyorum. Bir de bu sarkıtımıza bayılıyorum. Evet. Bu bar kısmında oturup burayı izlemek, adeta bir tablo gibi her manzaraya bakmak. Yani şurayı tek tek uğraşırken ne kadar yorulmuştum ama şu anda o yorgunluğum uçtu gitti. Bunu zaten siz söylüyordunuz. İnanın bittiği zaman unutacaksınız her şeyi diyordunuz ve dediğiniz gibi oldu. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Evet. Ben kimim? Artık yola çıkmaya hazırız. Evet, aracımız, yani aslında evimiz bizi resmen böyle yola çıkın diye teşvik edecek bir hale geldi. Yani ben burada oturup dışarıyı izlemeye bayılıyorum ya. Evet. Neyse, lafı uzatmayayım da şu mutfaktan bahsedeyim. İbrahim mutfakta daha çok vakit geçirmesine rağmen karavan turlarında mutfağı anlatmak bana düşüyor. Neyse ki çok güzel bir alan olduğu için keyifli keyifli anlatabiliyorum. Şimdi burada büyük bir evye tercih ettik. Büyük demem aslında panel vana göre büyük olduğu anlamından geliyor. Şimdi böyle bir kapağımız var. Ve tembellik yaptığımız zamanlarda bulaşıkları buraya yığalım da üstünü hemen kapatalım diye. Burada da İbrahim'in çok istediği tekerlekli bataryayı kullandık. Aslında ben başta onaylamamıştım ama buraya gerçekten çok yakıştı. Evet. Hemen biz şimdi kapağımızı kapatalım, bulaşık var mı üstesine. Teknolojik aletlerden bulaşık makinesini özellikle tercih etmedik. Çünkü biz zaten ev hayatını sürdürürken de bulaşık makinesini çok fazla kullanmıyorduk. Çok fazla bulaşığımız çıkmıyor. Çıktığı zaman da hemen böyle pıt 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 yıkıyoruz. Kaldırıyoruz. Ortamı topluyoruz. Şener Şen olmadı mı bu ya? Ama ben size çok can alıcı bir detayımızdan bahsedeceğim. Beni çok heyecanlandırıyor. Zaten karavanı istediğimiz andan itibaren istiyordum bunu. Yani evet. Bu karavanı. Çünkü önceki karavan hayatımda bunu ben de bilmiyordum ve deneyimleyerek öğrendiğimiz bir şey. Burada şimdi bir bardaklığımız var. Hemen su bardağımızı alıyoruz. Ve şuradaki yerine koyuyoruz. Biliyorsunuz karavanlardaki su depolarındaki su gıdayla temas etmesi ve içme suyu olarak kullanması mümkün olmayan sular. Bu yüzden de biz böyle yanımızda 5'lik damacana, 10'luk damacana, bilmem neylik damacana taşımaktan yorulmuştuk. Ya da işte gittiğimiz yerlerde o damacanaları doldurmaktan yorulmuştuk. Bu karavanı hayal ettiğimizde dedim ki böyle bir şey uyduralım. Olur mu olur mu? Olur mu olmaz mı? Bakın şimdi. Bizde olmaz yok hocam. Biz her şeyi oldururuz. Olmaz. Hemen
sihirimi yapıyorum. Şuradaki tek tuşa basıyorum. Biraz gürültülü çalışsa da evet. Suyumuz bize tertemiz bir şekilde ulaşıyor. Gürültülü çalışmasında bir nedeni var. Uzaktan alıyor suyu evet. Çünkü. Şimdilik bu kadarı kafi diye durdurdum. Burçak su iç. Ve suyumu içtim. Şimdi bunun olayını göstereceğim. Bunu uydurduk dedim. Çünkü şöyle bir olayı var. Ta buradan yaklaşık 2.90 uzanıyor. Ve şuradaki... O hortum 4 metre uzanıyor Burçak Hanım. Ben hortum için söylemedim. Mutfağın ölçüsü olarak söyledim. Buraya damacanamızı koyduk. Su ama lavabonun yanında olsun diye de oraya hortumla ulaştırdık. Normalde biliyorsunuz o aparat damacananın üstüne uygundu. Biz bu şekilde uydurmasyon bir şey yaptık. En azından işimizi görüyor ve bizi mutlu ediyor. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Burada yine böyle Luna'cığımızın evini göstermek istiyorum. Evet. Şu an kendisi yanımızda değil ama burada onun için güzel bir alan var. Birkaç gün sonra kavuşacağız. O da acaba evine girdiğinde neler hissedecek bilmiyoruz. Burada İbrahim'in onun için diktiği yatağı var. Yani benim yatağımdan rahat diyebilirim. Çok keyifli görünüyor. Bir de buranın temizliğini rahat rahat yapalım diye buraya böyle bir menteşeli sistem yaptık. Full açılsın. O yüzden biz de en azından ulaşabiliriz. Bir de biz buranın şöyle bir testini yaptık. Ben içeriye sığıyorum arkadaşlar. Küçük bir alan değil. Burada yine ev yerinin altındaki bu dolabımız var. Burayı işte böyle ıvır zıvırlarımız için kullanıyoruz. Bir de buzdolabımızı böyle kamufle ettik. Nerede olduğu belli olmuyor buzdolabının bu evde. Biliyorsunuz kamuflaj deyince de biz yani. Şurada şöyle boş kalmıştı. Bir alan açtık. Burayı şöyle değerlendirmeyi düşünüyoruz. Mesela 4 kişilik bir yemek ortamı oluşacak. Buraya hemen bar taburelerini çekiyoruz. 2 kişi de buraya oturuyor. Ve biz bunu test ettik çalışma esnasında. Burada gerçekten böyle bir yemek alanı oluşabiliyor. Evet. Ya da eğer 2 kişi burada yemek yerken işte buraya ekmek, çaydanlık, bilimum eşyalar konulabiliyor. Yani kullanırsak diye. Belki boş alan bırakmamaya çalıştık. Her alanı değerlendirdik açıkçası. Evet. Burada hepimizin sabırla beklediği o fırın işte bu. Biz bunu Oliva'da test ettik. Gayet keyifliydi kullanması. Sadece pişirme süresi bana biraz uzun geldi. Onu da tekrar tekrar kullanarak anlayacağız artık. Ama sonuçta biz burada bir fırın istiyorduk ve teknolojik aletlerden bundan yararlandık. Gazla çalışan bir fırın olduğu için biraz tuzlu. Bunun ocaklı olanı da var fakat biz dört gözlü bir ocak tercih ettiğimiz için fırını bağımsız aldık. Burada yine böyle çok sevdiğim fayanslarım, işte küçük aksesuarlar, İbrahim'in vazgeçemediği bir muhteşem tasarımlı kahve makinesi. Evet, değirmenimi göstermedin Burçak. Aa, nasıl olur? Ya kahve makinem vardı. Oh, antika değirmenimi göstermeyecek misin? Bunlar evet bizim çok sevdiğimiz detaylar oldu. Yine burada bir raf kullandık. Üst dolaplardan bu şekilde yer yetişebiliyoruz. Zaten yukarılara doldurabileceğimiz bir eşyamız yok. Minimal hayata alıştığımız için bizim böyle işte tencere, tava, tık oralara ha ne güzel oldu kahve gibi bir durumumuz yok. Yani aslında ilerleyen zamanlarda dolarsa dolar, dolmazsa boş kalır şeklinde böyle kullandık. Kettle'ımız bile var arkadaşlar. Bu da benim vazgeçemediğim bir tasarım. Çok sevdim ya. Çok güzel olmuş. Çaycı gayet de Burçak. Keyifli. Evet. Evet. Çaydanlığımız her zamanki gibi ocağın üstünde. Evet. Yine Haziran'dan vazgeçmedik dolap kapaklarımızda. Burada böyle bir terek kullandık. Baharatlarımızı bu sefer buraya yerleştirdik. Burada da elemeyi seramik kupalarımız var. Üstünde seyyarhane yazıyor. Benim en çok sevdiğim detay bu. İbrahimciğim eğer biraz geriye giderse numarasını göstereceğim hemen. Bakar mısınız ya? Tıpkı eski evlerdeki gibi çok güzel bir anahtar ve priz var burada. Mutfağa çok yakıştı bence. Bunları bayağı aradık ve sonunda bulduk yani. Nostaljik bir radyo. Bir de burada işte kaşıklığımız. Tabaklığımız. Ivır zıvırlığımız. Evet, daha yerleşemedik bu arada. 2 gün oldu karavanda yaşayalım. Tencere tavalığımız. Bayağı da eşyamız varmış ya. Evet, bir de şurayı da göstereyim hazır mutfağa devam ederken. Burada da yine
damacananın yanını şöyle ayırdık. Askılıklı bir kıyafet dolabımız var. Evet. Aslında burası L mutfağın alt kısmına geliyor. Tam bar taburelerinin olduğu bölüm. Bu şekilde değerlendirdik. Bu arada burada oturup çalışmak da harika. Tam boydan camın yanında duruyor. Çok güzel oldu ya. Vallahi elimize emeğimize sağlık. Çatı katımızı biz dışarıdan değil de içeriden kullanmak istedik. Yani aslında burası boş alandı. Yani içeride değerlendirebileceğimiz bir alan olsun. Aynı zamanda orası tam Burçak'ın ebatlarında birinin çok rahat bir şekilde yatabileceği, orada vakit geçirebileceği, çocuğunuz varsa çocuk yatağı olabileceği bir alan. Orası için çok ama çok uğraştık. Bayağı zorlu, ışığını bile yaptık yani oranın. Hatta ilk başta Luna orada kalabilir diye düşünmüştük. Fakat seyahat esnasında işte düşer falan diye yerini değiştirdik. Yani inip çıkması da biraz zor olur diye, daha pratik olsun, hemen kapının yanında olsun diye. Yatağını da yaptım çatı katının bu arada. Burada da şöyle bir han kapılarındaki gibi kapımızın iki yanına şöyle özel bir kilit sistemi yaptık arkadaşlar. Bunlar ana giriş noktalarına bağlı, aracın şasisine bağlı. Ya araç zaten kapımız güvenli bir kapı. En azından hani uyurken yine böyle birilerinin kolay kolay içeri giremeyeceği bir kapı olmuş oldu. Kapının hemen sağ tarafına kontrol panelimizi yerleştirdik. Bütün aydınlatma sistemi, hidrofor, şofben, işte su göstergeleri, gaz anahtarı, işte voltmetre olsun, diğer anahtarlar. Yani aracın dış aydınlatma, ev aydınlatmaları ne varsa bütün kontrol paneli, anahtar sistemi burası. Hemen burada sağ tarafta mutfağın karşısında tam bir tren konsepti diyelim buraya biz. Yemek masamız var arkadaşlar. Harika görünüyor ya. Biz bu arada iki kişi yaşıyoruz karavanda. O yüzden hani daha büyük bir yemek masasına ihtiyaç duymadık. Çünkü yani kendi yaşam alanımıza göre şekillendirmek istedik karavanı. İşte neye ihtiyacımız var? Uzun süre karavanda yaşadığımız için kendi donanımlarımıza, ihtiyaçlarımıza göre belirledik bunu. Ama misafirimiz geldiğinde de Burçan dediği gibi şuradan masayı çekip sandalyeleri aldığımızda 4 kişilik bir yemek masası olabiliyor. Bu masa aynı zamanda yatağa dönüşebiliyor arkadaşlar. Portatif bir masa ayağı var burada. Bu şekilde çıkabilen. Yine şu kenarlardaki tırnaklara oturabilen masa oraya oturduğunda 1.80 uzunluğunda yaklaşık 70 santim eninde bir tek kişilik yatak olabiliyor burası. Evet, şuraları da ayakkabılık olarak kullandık. Evet. Şuralarda da çekim ekipmanlarımızı koyarız diye düşündük. Kapının hemen yanında ayakkabılık, dediği gibi Burçak'ın. Bütün enerji sistemi burada. Aküler, inverter, işte şarjör, ne ararsanız hepsi burada. Yine üst taraflar boş kalmasın diye işte masklarımızı buraya yerleştirdik. Tiyatro maskları. Yine raflar, işte saklama alanları. Yani şu an oralar bomboş duruyor ama hani ileride kışlık, yazlık eşyalarımızı saklamak istersek oraya yerleştiririz. Ve şu kulübün güzelliğine bakar mısınız? Yine Burçak'ın özel tasarımlarından bulmuş, buluşturmuş bir yerden kulp almış. Böyle harika yerine bir şey. Yerine taktırmış. Evet. Burada da yine bir kulis aynamız var arkadaşlar. Ben tamamlayamadım hala burayı. Işıklar olacak, kulis ışıkları gibi. Buradan şöyle yine makyaj malzemelerinin bulunduğu bir alan burası. Onun dışında işte burada bir ikinci buzdolabımız var. Derin dondurucu bir buzdolabı. Böyle çekiyorsunuz ve buzdolabı çıkıyor buradan. Tabii bu düzenli ne? Değil. Kablo duruyor fazladan, unutmuşuz orada herhalde. Yolculuk esnasında açılmasın diye de bir kilit sistemi yaptık şuraya. Onun işte burada yine bir rafımız, gözümüz var. Yani aracın her yerini boş bırakmamaya, doldurmaya çalıştık ama yine de boş alan çok fazlasıyla mevcut. Bir kere aracın yüksekliği tam bir ev yüksekliği arkadaşlar. Yaklaşık 2 metre 50 santim kadar yüksekliği var. Ve zaten burada İbrahim'in en çok istediği şey, ben böyle kollarımı açayım, dolaşayım istiyordu. Ya panel böyle vanlar, bir fantezisi var. Biliyorsunuz panel vanlar 1.80-1.90'a kadar yüksek olabiliyor. Tabii 17 metre küpler hadi en fazla olsun 2 metre ama bu araç arkadaşlar tam 2,5 metre. Bakın şuraya çıkmama rağmen bile tavana zor ulaşıyorum. Bunun bir güzelliği var. Böyle evde gibi ferah rahat oturabiliyorsun. Basmıyor, sıkmıyor. Yani ben zaten dar araçlarda kala kala bir süre sonra artık böyle olmaya başlamıştım. Ama şimdi saçmalama bu ya. O kadar da değil. Vallahi ben gerçekten çok hoşuma gitti. Çok güzel ya. Evet, bu bölümü sana bırakıyorum hocam. Senin en sevdiğin bölümlerden biriydi. Sürekli bir keyif peşindesin Burçak ya.
Yani manzaradan gözümü alamıyorum ve burada o kadar keyifli ki oturmak. Şurada böyle boydan cam manzarası, burada böyle yuvarlak cam manzarası. Tam panoramik bir ev oldu. Karşında şurada İbrahim'in da manzarası. Doğru söylüyorsun. Şurada da böyle sobamızı yerleştirdiğimizde çıtır çıtır yanan bir soba. Evet. Tam böyle kış atmosferi olacak. Evin en güzel bölümlerinden biri oldu orası. Kesinlikle. Biz burayı tasarlarken burada böyle açılabilir bir koltuk olmasını istedik ki aynı zamanda sinema köşesi olarak da kullanıp şuraya mobil TV'mizi yerleştirip seyredelim diye. Aslında şuraya projeksiyon da yapabiliriz. Yani o ileriki aşamalardaki evet, düşüncelerimizden bir tanesi. Biz buraya açılır bir sistem düşündüğümüz için de hazır bir koltuk koyamadık ama böyle ev koltukları gibi rahat bir koltuk istedik. IKEA'da bir tane deri koltukta gözümüz kalmıştı. 30 bin liralık bir fiyatı var. Ne yaptık? Fakiriz ama enayi değiliz dedik. Ve hemen gittik suni deri bir kumaş aldık. İbrahim de el cihazlarıyla bize bu kılıfları dikerek bize deri bir koltuk vermiş oldu. Masraftan kurtarmış oldu. Aynen. Zaten masraflar bizi yaratıcı yapıyor gerçekten. Hemen buraya da böyle aynı kumaştan bir perde diktik ve parşömen gibi katlayarak buraya çok şık bir görüntü oluşturduk. Biliyorsunuz bu yuvarlak camın küçüğünü Okeanos'ta kullanmıştık. Aynı desenleri de orada kullanmıştık hatırlarsınız. Dedik yuvarlak camı ilk kullananlardan olarak bu arabamıza da büyük bir cam yakışır doğrusu dedik ve hemen daha büyük bir yuvarlak camı buraya kondurduk. Aynı süslemelerden de devam ettik. Çok güzel gofretlerimiz oldu böylelikle. Ellerine sağlık. Gerçekten teşekkür çok güzel ederim oldu. Apliklerimizle de güzel bir ışıklandırma yaptık ve şimdi İbrahim'in yardımıyla bu koltuğumuzu nasıl açılır hale getiriyoruz onu gösterelim. Ama öncesinde şundan da bahsetmek istiyorum. Burayı yaparkenki tek hayalim böyle iki kolon arasında yukarıdan da kapanmış bir şekilde gömme bir cumba gibi. Yani aslında cumba dediğimiz şey dışarıya açılır. Evet. Ama biz böyle evin içerisinde gömme bir oturma köşesi oluşturmak istedik. Fakat İbrahim'in karavanlarda nefret ettiği bir şey var. Görüntüyü kesen, boydan dikmeleri sevemedi bu adam bir türlü. Evet. O yüzden de buradaki duşun duvarı kadar burayı çıkaramadığım için ki zaten buraya kadar çıkarmayacaktım. Şuralarda bir yerde olacaktı ve o cumba efekti daha iyi gelecekti. Ama İbrahim'in isteği üzerine bu biraz geride kaldı. Yine de aynı etkiyi tam yaratmasa da güzel oldu bence. Ama bence ilerleyen zamanlarda ben durur muyum? Ne yapacağım? Bunu biraz böyle öne alacağım. Hem içeriği yine boydan askılıklı bir dolap olarak kullanacağım. Hem de bu cumba olacak. Öne taşıyacak. Evet. Evet ama bak dikkat edersen buzdolabına da büyük buzdolabı tercih etmiştik önce. Şimdi büyük olsaydı mutfağın ortasında böyle dikme olarak duracaktı yani. Hiç hoş durmayacaktı. Orada da şöyle bir şey girecekti devreye. Yani buzdolabını oraya koysak cam var, cam kapanacak. Buraya evet, koysan doğru, bu bar atmosferinden vazgeçeceksin. Biz o yüzden buzdolabını yine kamufle ettik. İkiye böldük. Böyle daha iyi oldu. Daha efektif oldu yani. O zaman hemen yardıma geliyorum ve kanepeyi açıyorum. Koş gel. Biraz etrafı dağıtacağım. Karavan turunun cilveleri. Şimdi öncelikle buradaki sırtlık bölümümüzü alıyoruz. Alalım. Sonra kanepemizi buradan tutuyoruz. Halımızı da biraz kenara çekelim. Tekerlekleri takılmasın. Tuttuk ve buradan deriler de bayağı yapışmış boya yapışır gibi. Biraz daha açmam gerekiyor herhalde değil mi? Tabii tabii. Bakayım. Ölçüsünü hatırlıyor musun? 95-100 santim olması gerekiyor. Yeni mi? Galiba. Bu açılabiliyor yani 120 santime kadar açılabiliyor. Aynı zamanda burada biri yattığında geçişi de engellemesin diye. Yani tek kişilik olsa yeterli. Çünkü zaten aracın içerisinde 7 kişilik yatak var. Evet. Ya, o kadar insan zaten yok ama hadi oldu ki diyelim. Burada da bir kişi yatsın, iki kişi yatsın. Kaç kişi yatırsa yatsın. Bakayım. Evet en azından bir sinema köşesi olur burası. Olur. Yani şu aradaki geçişi istersek kapatabiliriz, istersek daha da küçük hale getirebiliriz. İstersek daha da büyütebiliriz. Evet. Kanepe açılıyor. Yani şu L mutfağa kadar açılabiliyor kanepemiz. Nasıl? Güzel mi? Artık burada yatarız bu akşam. Artık
güzel, muhteşem, efsane, mükemmel, muazzam demekten dillerimde tüy bitti ya. Aa, bunu da göstermek istiyorum. Bakar mısınız yine? Nostaljik bir priz burada bizi karşılıyor. Evet, evimizin her yerini aydınlatma, her yerine priz, her yerine USB hattı. Yani ne istersek çekmeye çalıştık. Yarın yokmuş gibi elektrik döşedik. Evet. Ve sıradaki bölüme geçelim. Neresi? Duş mu? Bildiğiniz gibi bizim aracımız dışarıdan bir alkovenli karavan gibi görünüyor. O yüzden yatağımız, ana yatak odamız üst katta. Genelde alkovenlerde şöyle bir tırmanma merdiveniyle çıkılıyor ama biz öyle bir şey istemedik. Biz hem daha rahat olsun istedik hem de gerçekten içeride de o tiny house atmosferini yaşamak istedik. Sabit bir merdiven tercih ettik. Merdiven altındaki yerleri de saklama alanları olarak kullandık. Mesela şu ilk basamakta ısıtıcımız mevcut. Buradan ulaşımı var. Aynı zamanda burası bir RD olarak kullanılıyor. Bu iki tane dolap kapağında burası harika yer. Şohben var. Çamaşır makinesi var burada. Yine ev tipi bir çamaşır makinesi tercih ettik burada. Tam zamanlı yaşamak öyle kolay değil karavanda. Yine burada o Burçak Hanım eşyalarını yerleştirmişsin. Bir saklama alanı var. Bunu da göstereyim arkadaşlar. Bu bölümde askılık olarak kullandık. Böyle çektiğimizde sonuna kadar geliyor. İşte kabanlarımızı, montlarımızı, çok fazla kullanmadığımız eşyalarımızı asabileceğimiz bir bölüm oldu. Hemen sol tarafında duşumuz var. Duşumuzu ben Burçak'a vereceğim ama şundan bahsedeyim. Biz duşumuzun ölçüsünü önce çok büyük yapmıştık. Böyle bir 145-150 santim kadar. Sonra biz kabini küçültmek istedik. Baktık ki evin yarısına kadar kabin geliyor. Kabini küçültünce bütün planlar alt üst oldu. İşte yemek masasının ölçüsü kaydı, cumbanın ölçüsü kaydı ve arada 10 santimlik bir boşluk kaldı. Ne yapalım da bu boşluğu değerlendirelim diye düşündük ve şöyle bir şey koyduk arkadaşlar. Tadat! İşte karşınızda boy aynamız. Çok güzel olmamış mı ya? Bence harika. Bu arada bu boy aynasının arkasını da böyle boş bırakmadık. Burada hemen böyle işte burada fularların asıldığı. Görelim. Hemen size şöyle arkadan. Buyurun. Fularların asıldığı deyince tabii yine sadece benimmiş gibi görünecek. Yine belki benim burada ufak böyle tefek işte. Şeyler. Hobi malzemelerimizi koyacağız. Mesela ben şimdiden tuvalleri yerleştirdim. Belki orada işte takılar ya da işte benim kravatım olabilir. Belki bir toplantıya katılırım. Tabii canım. Karavan yaşamında. Evet. Yani aracımız yine boydan yüksek olduğu için üst taraflarda saklama alanları var. Ve inanın buralar hala bomboş olarak duruyor. Belki burada yedek, yastık, yorgan işte misafirlerimiz için. Ya da işte kış ayındayız, yazlık kıyafetlerimizi oraya yerleştirebiliriz. Yaz olunca kışlıklarımızı koyabiliriz. Kulplarımızı göstermek istiyorum. Bunlar böyle. Çok onlar yapraklı ya. Bunlar da dal kulp. Ve Burçak'ın önceden spoiler verdiği duşun dış tasarımı arkadaşlar. Burada muhteşem bir duvar kağıdı var. Önce ilk aldığımızda acaba bu duvar kağıdı çok mu kötü olacak diye düşündük ama bu yeşil ve ahşap tonlarıyla birlikte gerçekten kendini buldu. Senin aşkın sonrayı görebiliyor. Şuna bakar mısınız arkadaşlar şu kulba? Gebeş! Tabii merdivenin üst tarafındaki alanı boş bırakmadık ve Burçak'ın dekopajımızı heba etmek uğruna yaptığı aslında dışarıdan hiç estetik değilmiş gibi görünen ama finalde muhteşem bir eser çıktı ortaya. Burası bizim kitaplığımız, işte ıvır zıvır eşyaları koyduğumuz küçük bir vitrin aslında. Boş bir alan diyebilirdik burası için. Yani ben bu zımbırtıları yaparken birisi de yazmıştı hatta niye uğraştın onlarla hiç estetik değil diye. Evet. Açıkçası ben de yaparken üf bu ne ya ne yapıyorum ben falan dedim yani. Doğru. Ama bütünlendiğinde o kulplarla o tel dolap görüntüsüyle o kadar güzel oldu ki çok içimize sindi yine. Bence bu harika oldu. Bu aslında ilk baştaki tasarladığımız şey şuydu. İşte buradaki X, O, X, X, evet. O, X şeklinde böyle gönderme yapabileceğimiz güzel bir oyun vardı. Ama sonradan o içimize sinmedi ve vazgeçtik o fikirden. Böyle yaptık. Bence çok güzel oldu. Hem bu merdivenin girişini daraltmamış oldu. Çünkü çok derin değil. Yaklaşık bir 10-12 santim kadar. Yani kitaplarımız sığsın yeter bence oraya. Kesinlikle. Zaten. Yukarıya çıkmadan önce şu merdivenin başında bizleri karşılayan,
kayınvalidemin el emeği göz nuru bizim için yeni karavanımıza özel olarak yaptığı pandufları göstermek ya istiyorum. Ya çok tatlı değil mi ya? Luna'ya benziyor. Kulakları bile var şurada. Teşekkür ederiz. Evet, evet, eline sağlık. Bu arada buradan yukarıya doğru çıkıyorum yatağa. İstersen beni takip edebilirsin. Tabii ki ama şu muhteşem kavağımızdan bahsetmedin. Evet, bu kavak Burçak'ın çok sevdiği, işte merdivene trabzan yapmak istedik ama bu kalabalık olur diye en azından şöyle bir doğada bulduğumuz bir ağacı böyle tam merdivenimizin başlığına koydu. Bence karavanda çok güzel durdu. Ne dersiniz? Benim bu karavanda beğendiğim en güzel detay bu gerçekten. Bence de harika oldu. Evet, o zaman yatağa çıkıyoruz. Takip et beni Miço. Geliyorum kaptan. Evet, yatak alanımız çok geniş arkadaşlar. Aslında daha da genişti ve yüksekti. Ama yatak firmasına biz 8-10 santim yatak yaptık dedik ama kendisi 17-18 santime kadar yüksek yapmış ve burası haliyle bir tık daha böyle daralmış oldu. Neyse, onu düzelteceğiz ama yatağın konforu gerçekten çok iyi. Vallahi bulutlarda uyuyor gibiyim yani, gerçekten çok rahat. Bence de çok güzeldi. Yatağımızın baş tarafına ve ayak kısmına iki tane açılır cam koyduk. Bu camlarda güneşlik ve sineklikler var. Yine ön tarafta da açılmayan çift cam var arkadaşlar. Yine burada da güneşlik mevcut. Hem sıcağa hem soğuğa karşı dayanıklı. Yine baş ve ayak kısmımızda iki tane haziranlı dolabımız var. Burada özel kıyafetlerimiz var bu dolaplarda. Şu orta alanda ise kalbim kadar derin büyük bir dolap var. Resmen içine bir kişi girip yatabilir burada. O kadar derin arkadaşlar. Yine burada da kendi kişisel kıyafetlerimiz mevcut. Ve yukarıda bir tane hekimiz var. 60'a 60 bir heki. Aracın üstüne, yani teras alanına ve güneş panellerine sadece buradan ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Biz dışarıya bir merdiven koymak istemedik. Hani bizim dışımızda kimse çıkmasın diye. Bu heki full açılan bir heki. Şu an yağmur yağdığı için açmak istemiyorum. Buradan direkt ulaşabiliriz. Yatağımızın ölçüsü ise 150 santim eni var. 2 metre 20 santim de uzunluğu var arkadaşlar. Bayağı büyük, derin bir yatak. Ve tabi burada biz biliyorsunuz televizyon izlemiyoruz ama en azından Smart TV ile işte film izliyoruz, dizi izliyoruz. Burada da Burçak'ın çok istediği, ben yatarken Mario oynamak istiyorum, oyun oynamak istiyorum, keyif yapmak istiyorum dediği için ona böyle küçük bir LCD ekran televizyon aldık. Burada sabit duruyor yatak alanında. Onun dışında işte prizlerimiz var, USB var, her şey var burada. Var Allah var. Evet. Evet, burası da böyleydi. Burada çok güzel bir geçiş kapımız olduğunu zaten aracın ön tarafındayken söylemiştik. Buraya bir kaptan detayı ekledik ki İbrahim'in gönlü olsun. Bu ona yaptığım en güzel güzellik olabilir herhalde. Şaka bir yana gerçekten bu ismin hakkını ben mi verecektim ya? Kim verecekti tabii ki? O yani kaptan. Sıra geldi işte duşumuza. Biliyorsunuz buranın yalıtımını yaparken oldukça zorlanmıştım ve yorulmuştum. Ama yine emeklerimin karşılığını aldığım bir alan oldu. Burada böyle dokunmatik bir ışık kullandık. Buraya tesisat çekmek gereksiz ve meşakkatli olacağı için böyle bir dokunmatik ışık bizim işimizi gerçekten kolaylaştırdı. Buradaki en göz alıcı detay benim için bu seramik lavabo. O kadar güzel ki Burcu'nun eline emeğine sağlık. Buradaki minik balıkları ve yelkenliği her sabah yüzümüzü yıkarken gözümüzü açtığımızda görmek gerçekten çok huzur verici. Bilmiyorum İbrahim senin için de öyle mi ama. Bence öyle, gerçekten güzel. Konuşmuş oldum. Yine bütünlüğü tamamlaması açısından burada böyle bir batarya kullandık. Buradaki aynalı dolabımızın içerisinde böyle kişisel bakım ürünlerimiz var. Ve raflar kullandık. Hemen şurayı göstermek istiyorum. Buradaki şu gördüğünüz alanı içerideki bu dolaba entegre ettik ve daha geniş bir alanımız oldu dolap için. Burada böyle kişisel bakım ürünlerimiz, burada yine bornoz ve havlularımız, şampuanlarımız, burada deterjanlar, temizlik malzemeleri ama şu an ne var bilmiyorum İbrahim artık ne tıktıysa içeriye. Bunlar var ve gelelim tuvaletimize. Az önce dışarıda da gösterdiğimiz gibi dıştan kasetli bu tuvaleti özellikle tercih ettik. Çünkü buraya yerleştiği zaman içeride genişçe bir alan bırakıyor. Evet. Bunun bir diğer modelini ilkini almıştık. O daha fazla yer kaplıyordu. O yüzden bunu değiştirmiş olmak bizim için çok elverişli oldu. Yine havalandırma için burada bir pencere kullandık. Evet. Yine buna güneşlik yaptık. Güneşlik ve sineklik var. Evet.
bu şekilde. Berber bataryası karavanlarda duş sistemini çözdüğü için açıkçası buradan böyle işte böyle büyük duş başlıklarına falan gerek duymadık. Sadece buradaki bataryadan sonra böyle bir duş başlığını tercih ettik. Çünkü berber bataryasını buna uyarlayamazdık. Yine burada bir taharetimiz var. Bir çöp kovası ve burada hiç kullanmadık. O yüzden rahatlıkla elleyebiliyorum. Tasarım ödülünü hak eden bir tuvalet fırçamız var. 40 yıl düşünsem bunu bu hale getirmek aklıma gelmezdi. Bir de zeminde daha rahat hareket edebilmemiz için bu elimizdeki artan tiklerden bir zemin oluşturduk. Ve ayağımız suya temas etmeyecek en azından. Bembeyaz, ferah, tertemiz, çok güzel bir banyo elde ettik. El cihazlarıma sağlık. Elin emeğine sağlık. Senin de. İşte gördüğünüz gibi bizim arşiyan böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarız. Yani gerçekten sizin de beğenmeniz bizim için önemli oluyor. Çünkü hep beraber bu karavanın içerisinde yaşıyoruz. Birlikte yol arkadaşlığı yapıyoruz. O yüzden de düşüncelerinizi önemsiyoruz. Evet, bu karavanın yapım süreci boyunca dişiyle tırnağıyla çalışan, çok duygulandım bu arada gerçekten. Ağlama sahnesine böyle geldik. Saçlarını süpürge eden, işte her türlü ortama, yani kadınların hiç girmeyeceği, erkeklerin böyle bulunduğu sanayi ortamı olsun, her türlü zorlu ustayla mücadele eden sevgili eşim Burçak'a başta teşekkür etmek istiyorum. Ay, benden bahsediyorsun. Evet, valla sen olmasaydın bu karavan bu hale olmazdı. Gel bir sarılayım sana. Ya, gözleri de yaşarmış. Teşekkür ederim gerçekten. Rica bize çok ederim, güzel bir ev mi kazandırdın. Harika bir ev inşa ettik sayende. Ya, teşekkür ederim. Evet. Evet, birazcık ağlayacağız. Biraz duygulandık. Evet, başka teşekkürlerimiz de var. Hemen notumuzu aldık. Unutup da kimsenin gönlü kalsın istemeyiz. Evet. O yüzden de burada biraz yavaşlayacağız galiba. Ben de o zaman ilk teşekkürümü sevgili eşim İbrahim'e, olmaz denilenleri oldurtan İbrahim'e teşekkür ediyorum. Çünkü ben ne zaman böyle bir şeye ya of niye olmuyor, nesi olmasın ki bilmem ne deyip yükseldiğim zaman hemen beni sakinleştirip dur ya hallederiz diyen İbrahim'e. Hallettik mi? Hallettik. Biz ne dediysek yapmadık. Çak! Sulu gözlülük yok. Evet. Karavanı ya yapım sürecine başlamadan önce aslında önceden, çok önceden tanışıyorduk. Panelvan karavan yapım sürecinden beri. Aracı aldığımız ilk günden beri bizim destekçimiz olan, ilk teşekkürü bence o hak ediyor. Aracımızı almadan önce de sözünü veren, hatta işte tüm camlarınızın sponsoru ben olmak istiyorum diyen, gönlü güzel, yüreği açık, güzel insan Yücel'e, Doğuş Otocam'a çok ama teşekkür ediyorum. Evet. Kalben teşekkür ediyorum. Çok dürüst bir insan kendisi. Her şeyde yanımızdaydı öncelikle. Bu bizim için daha değerli. Bu arada İbrahim kişiyi söylemeden önce tanımını yapıyor ya, ben bir duruyorum. Acaba kim acaba? Evet. Sonrasında da yine bu resmi sponsorumuz sayılabilir herhalde. Evet. Enerji tüketimimize destek olan Elektro Zirve'ye teşekkürlerimizi iletelim. Evet. Onlar gerçekten çok ciddi bir indirim yaparak bize sponsor oldular. Bütün elektrik tesisatımız ve kullandığımız ürünler kendilerinin ürünüdür. Evet. İyi ki sona bırakmadık. İlk baştan geçen seneden aldık. Evet. Gittikçe pahalandı çünkü. Biz biraz pahalandığında denk gelmiş olduk ama iyi oldu. Bize çok yansıtmadılar ederiz bu pahalılığı. Gerçekten çok teşekkür ederiz kendilerine. Evet, sıradaki kişi. Sıradaki kişi tabii ki bizim kahrımızı çeken, yani bizimle beraber bu karavan yapım süreci boyunca işte kah ağlayıp kah gülen, kah gülen. Bizimle derdimizi paylaşan evet. Ve gerek ev teminatı olsun, evet, aynen, gerekse Luna'ya bakma olsun, hadi bir çay demle geliyoruz aynen dediğimiz anneme teşekkür ediyoruz her evet şey için. Ondan sonra Luna'ya tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Yavrum beni ve İbrahim'i camlarda sabah akşam yolumuzu aynen gözleyerek bekledi ki karavanımız tamamlansın da hep beraber içine yerleşelim diye. Ben çok duygulandım. Bitti ama bitti. Sonunda evet gerçekten tamamladık. Artık bundan sonra yolculuğa çıkacağız. Luna da özgürlüğüne kavuşacak. Doğada istediği gibi koşup oynayacak, her zamanki gibi çamurlu ayaklarıyla içeriye girecek. Hayır! Hayır! Evet, istersen bir ara verelim. Evet, gözyaşlarımızı
uzun bir dinlenelim. Ondan sonra devam edelim tekrardan. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Evet, sıradaki teşekkürü bence bu karavan yapım işine başladığımız günden beri böyle yanımızda olan, her daim güzel sözleriyle bizi destekleyen, gazlayan, yollarda karşılaştığımız, kamplarda buluştuğumuz siz sevgili yol arkadaşlarımıza bence. Ya ben yine başkası sanırım gazlayan dedim ya. Of ya. Evet. Ama olsun, siz de bir yandan gazlamış oluyorsunuz. O yüzden evet, sizlere de çok teşekkür ederiz. Gazlama da şöyle ama, çok yorulduğumuz, çok bittiğimiz, vazgeçtiğimiz bir anda o kadar güzel bir mesaj geliyor ki sizden. Evet. Ve bir anda heyecanlanıp tekrardan ayağa kalktığımız zamanlar oldu. O yüzden gazlama evet. diyebiliriz yani. Çünkü insanın kendini yalnız hissetmemesi ve o yani yalnız olmadığını bilmesi evet. çok güzel. Çünkü mesela en basitinden işte diyorsunuz ki biz de evde tadilat yaptırdık da ustalarla uğraşmak çok zor, biliriz. Siz de dayanın gibi, böyle çok basit bir mesaj değil mi? Aynen, o bize doğru. yetiyor ama yani. Çünkü evet diyoruz ya, bu sadece bizim başımıza gelmiyor ve herkesin hayatında böyle şeyler olabilir deyip yolumuza kalkıp devam edebiliyoruz. O yüzden bu desteğiniz için sizlere de sonsuz teşekkürler. Evet, teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Evet, bu da çok önemli bir destek çünkü. Evet. Biz mesela yine şöyle mesajlar geliyor. Çok az bir rakamdasınız. Hak ettiğinizin çok daha altındasınız diyorsunuz. O zaman da demoralize oluyoruz. Neden hakkımızı alamıyoruz diye üzülüyoruz. O yüzden haydi hep beraber hak ettiğimiz yere bizi taşımaya diyoruz. Evet, o zaman hadi birine daha teşekkür edeyim. Bakayım tahmin edebilecek misin? Hadi. Başından beri sürekli yanımızda olan, böyle her türlü kahrımızı çeken insanlardan tamam işte, biri bu. Tamam, gazlayan dediğim için bu. Ben biliyorum. Yüreği güzel insan. Yani... Her türlü iletişim kanalında bütün iletişimlerimizi titizlikle sürdüren evet. iletişim danışmanımız Alev Hanım'a teşekkür ederiz. Aynı zamanda arkadaşımız kendisi. Gerçekten evet. canı gönlünden teşekkür ederiz. Seni çok seviyoruz Alev. Niye Alev'i seviyoruz ya? Kıyak. İyi evet. tamam, devam ediyorum. Evet. Ben de bu süreçte en az bizim kadar heyecanlanan ve aslında hiç kimsenin bu özel tasarıma yanaşmadığı bir işe girişen ve bunun için en az yine bizim kadar pimpiriklenen evet. birisine teşekkür etmek istiyoruz. Biliyorum kim o da olduğunu. Kasamızın yapımında emeği geçen Cem Bey. Evet. Gerçekten onlar da öngöremedikleri şeyler oldu ilk defa yaptıkları için. 2 ayda tamamlarız gibi düşünüyorlardı ama 5 ay sürse de yine de ortaya bizim içimize sinen bir ürün çıkardıkları için evet. iyisiyle kötüsüyle teşekkür ederiz kendisine evet, gerçekten de. Çok sağlam ve güzel bir kasa oldu. Tam da istediğimiz dinamikleri yaptılar kendileri. Evet. Bu yani böyle herkesin de cesaret edebileceği bir iş olmadı. Çünkü biz araştırdığımızda kimse yanaşmamıştı. Ama kendileri yeniliğe açık oldukları için muhtemelen bunu yaptılar ve iyi ki de yaptılar ki biz de buna sahip olabilmiş olduk. Evet. O yüzden hem tanıştığımız için çok memnun olduğumuz bir isim kendisi, hem de emekleri için tekrar tekrar teşekkür ederiz. Evet. Biz bu aracımızı almadan önce, yani karavan yapımına başlamadan önce evimizi yeni kapatmışız. Antalya'da bir sahil kenarına çekmişiz. Tam böyle 2 gün olmuş, dinleniyoruz. Aracı alalım mı almayalım mı niye düşünüyoruz, ne yapalım? En son bir baktık ki araç fiyatları böyle yukarılara doğru gidiyor. Günde 50 bin lira koyuyorlar üstüne. Aynen ya, yani Burçak ne yapalım dedik. Yani bir şekilde bir karar vermek zorundayız. En son güzel bir araç bulduk. Ve 150 binden başlayan fiyatlar bir anda 270 bine kadar çıkmıştı. Durdurduk. Abi bugün alırsak, işte şu kasayı almazsak, bilmem ne yaparsak derken 230 bine anlaştık. Ama dedik ki bugün alacaksınız. Nasıl alacağız, biz Antalya'dayız. Bir şekilde aklımıza arkadaşımız Murat geldi ve hemen kendisini aradık. Ya Murat, bugün araç almak zorundayız. Ne yapabilirsin? Ne demek dedi. Hemen gider alırım dedi. Ve sağ olsun kendisine biz Antalya'dan vekalet verdik. Gitti bizim için İstanbul'dan aracı aldı. Kendisine Mehmet Murat Han'a çok ama çok teşekkür ederiz. Evet. Şey gibi, Sultan Mehmet Murat Han Hazretleri. Evet. Sonra aracı Murat aldı ama araç 10 gün servisin kapısında kaldı. Iveco yetkili servisten aldık. Sonra başka bir arkadaşımızdan rica ettik. Gökhan Altan kendisi. Gökhan, işte araç orada, ne yapalım, sen alır mısın? Tabii dedi, ne demek dedi. Gitti sağ olsun aldı, kendisi getirdi Gebze'ye kadar aracı. Evet, ona da teşekkür ederiz. De. Sıradaki teşekkürümüz de Ümran ablacığımıza geliyor. O da sizin gibi aranızdan bir yol arkadaşımız. Bize ışıklar konusunda destek olduğunu söylemiştik daha önceden. Onun sayesinde böyle bu ışıl ışıl ışıkların altında oturabiliyoruz. Evet. O yüzden de desteği için kendisine teşekkür ederiz. Yani ev hediyesi için diyebiliriz. Evet, bu arada Herman enişteyi unutmayalım. Evet.
kusura bakmayın işte. Evet, onların sayesinde tüm Almanya'daki takipçilerimize de teşekkür ederiz. Vesileyle, evet. Teşekkür ederiz. Niye teşekkür ediyoruz? Selam gönderiyoruz. Selam gönderelim ya. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. O kadar konuşmaktan yoruldum ki artık beynim de çalışmıyor. Ve son teşekkürümüz de karavanımızın yapımında son dakika golü diyeyim artık ona. Kapaklarımızda olsun ve ufak tefek eksiklerimizde olsun. Bunları gidermede bize kapılarını açan MD Karavan'dan Deniz Bey'e ve çalışanlarına, evet, özellikle Mustafa Usta'ya teşekkür ederiz. Evet, yani unuttuğumuz varsa kusurumuza bakmasın. İşte tüm sevdiklerimize, ailemize, herkese çok ama çok teşekkür ederiz ve artık gördüğünüz gibi finale ulaştık. Bundan sonra bol bol gezeriz ama belki net değil tabii ki ama bir haftalık kısa bir ara vermeyi düşünüyoruz ki, evet, kafamızı da toparlayalım. Nasıl bir şey yapacağımıza karar verelim. Hayattan ne istediğimizi bir bilelim de öyle yola çıkalım istiyoruz. Gerçekten çok yorulduk. O yüzden bir hafta 10 gün kadar tembellik yapıp dinlenebiliriz. Belki haftaya video olmayabilir. Ondan sonraki haftaya düzenli olarak videolar paylaşmaya çalışacağız. Bakarsınız, kim bilir, hep sahnelerimiz olur. Ne bileyim, yönetmenimi ikna edersem hani olur ya, hani metin yazar, bir şey olur. Hazır oyuncu da var. Hani bir şeyler olur belki. Hocam bitti mi oyun ya? Bitmedi mi hala oyun? Bitti mi? Bitti oyun. Oyun bitti. Hikayenin sonu geldi. Bu arada müzikler tarafıma aitti. Yani sözlerini kendim yazmıştım tiyatromuz için. Bir oyunda kullanmıştık. Onun böyle genel çerçevesinde olan kısımlarını kullandık burada. İyi yazmışım yani. Sizi o zaman son kapanış müziğimizle uğurluyoruz. Hoşçakalın. Biz gerçekten de bir kukla sahnesindeyiz. Kuklacığımız Pelek.